Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah. Evet, Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. 40 yaşındayız. 40 yaşı şiirini herkes biliyordur. 40 yaş peygamberlerin peygamberliklerini aldıkları yaş, 40 yaş rüşt yaşı, 40 yaş zihnin, bedenin, ruhun dinginliğe, sükunete erdiği yaş. Allah'a hamd olsun, biz de o yaşa girdik. O halde bu duayı yapalım. Ahkaf suresinin 15. ayetinde Rabbimiz Teala'nın bize öğretmiş olduğu dua. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahu aslih li fi zürriyeti inni tubtu ileyke ve inni minel muslimin. Yani Rabbim bana ve anne babama verdiği nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardan. Evet, 40 yaşın gerçekten muhasebesi gerekli. Aslında ömrün muhasebesi gerekli ama insan bir geçmişin muhasebesini yapsa 40 yaş nasıl geçti diye. Yine anın itminanı olsa, yani anla iktifa etse, yani anın şükrünü eda edebilse, yine gelecek neslin endişesini taşıyabilse, gelecek kaygısı, yani dünyevi anlamda değil de uhrevi anlamda, manevi anlamda geleceğim nasıl şekillenecek, nasıl bir hayat süreceğim, istikrarlı ve istikametli bir hayat sürebilecek miyim diye böyle bir endişeyle yaşarsa inşallah 40 yaş onun için bereketli olur. Ben kendi 40 yaşımı değerlendirdiğimde ilk 10 yılı çocukluk devrem idi. İlk 10 yılı çocukluğun safiyeti ve masumiyetiyle geçti. İkinci 10 yılı hayat şartlarının bizleri zora ve sıkıntıya soktuğu zamanlar idi ve çocuk olmamıza rağmen sorumluluk altına girdik. Babamıza yardım etme adına, rızık temini adına bir gayrete giriştik. Onunla 20 yaş bizim için hayat şartlarının zorlaştığı zorlu yıllardı. Üçüncü 10 yıl ise, yani 20 yaş ile 30 yaş arası nispeten rahatladığımız, esnaflıkla uğraştığımız ve biraz daha kendimize işte vakit ayırabildiğimiz, sosyal aktivitelere ayırabildiğimiz, İslami çalışmalara vakit ayırabildiğimiz yıllardı. 30 ile 40 yaş, yani dördüncü hayatımızın dördüncü evresinde ise Rabbimize hamdolsun artık okumanın kapısının sonuna kadar açıldığı, A4 okumalarının bile gerçekleştirdiği, yani işte diplomaların üst üste yığıldığı, inşallah bu diplomalarla beraber amelin de, ihlasın da, samimiyetin de olacağı yıllar, memuriyet hayatımızın olduğu ve sınavdan sınava tabiri caizse koşturduğumuz yıllar, Rabbim inşallah ahiret sınavına da hazır olabilenlerden eylesin bizi. İstikametten, istikrardan ayırmasın. Bizleri 40 yaşına ulaştırdığı gibi bizleri rızasına ulaşmayı da nasip etsin. Ömrünü hayırla geçiren, bereketle geçiren, ömrünü zayi etmeyen, vaktini zayi etmeyen kişilerden eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.